oldu? Boşuna vicdan azabı çekiyormuşum. Yaman kızla görüşüyormuş. Nasıl yani? Yaman kızla sürekli Skype'tan konuşuyormuş Eylül. Atıyorsun. Ya okudum diyorum. Sen Yaman'ın bilgisayarını mı karıştırdın? Hayır canım, açmadım. Açıktı. Ben hediyesini bırakmak için girmiştim odasına. Ne yazışmışlar peki? Seni merak ediyorum. Merak edecek bir şey yok. Bugün apar topar gittin, ben mi problem oldum? Hayır, hiçbir problem yok. Sevindim. Artık iyi misin? Geçen sene bu zamanlar Leyla'dan geçme faslındaydın. Bu yıl da benim aklım hala sende. Takılma. Eski günlerin hatırına sen bana takıl o zaman. Siz gitmiyor musunuz artık? Cumartesiye kadar uzattık tatili. Lütfen ya, seni gitmeden bir göreyim. Hatta yılbaşı gecesi bir programın yoksa görüşelim. Yaman ne demiş? Cevap vermemiş. Ama bu gece burada olmadığına göre muhtemelen arkadaşlarıyla buluştu. Kendi kaybeder. Hadi toparlan, biz de gidiyoruz. Ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Saçmalama Mira. Seni yılbaşı gecesi burada yalnız bırakacağımı zannediyorsan çok yanılıyorsun. Hem de böyle depresif bir halde. Eylül lütfen, hiç tadım yok. Sen gelmiyorsan biz de gitmeyiz. Sana da. Seneye görüşürüz. Görüşürüz küçük Mert. Biraz daha ortaya çıkmasaydın hediyen çöp öğütücüsünde kaybolabilirdi, haberin olsun. Geldim geldim. Ne yapıyorsunuz siz burada? Hiç, öylesine konuşuyorduk. Hadi al bakalım hediyen. Eylül, bu ne? Çizgi romanları. Ciltletmişsin. Artık ilk baskısı yapılmış bir çizgi romancı sayılırsın. Mira, gördün mü? Mas. Sahne adım bu olsun bundan sonra. Eylül, inanamıyorum. Kelebeğim benim. Ben bunları sana vermiştim. Ne kadar tatlısın. Harika bir insansın. Ben de sana hediye ediyorum işte. Günün birinde bunların daha az sıkıcı olanlarını çizip çok meşhur bir adam olacaksın. Ben de hava atacağım bunların ilk cildini ben bastırdım diye. Ya nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Bu şimdiye kadar bana yapılan en büyük sürpriz. Ya harikasın. Harikasın. Gerçekten şahane bir hediye. Değil mi Mira? Gördün? Ya FC değil mi? Efsane hem de. Hadi, hadi Mira.